Ay Melisa çayı iyi geldi. Bir ağlamak gerekiyor ki gitmek bilmiyor. Sen de ister misin Elifciğim? Yok sağ ol. Çocuklar da gelmiş. Kahraman Yakup'u affetmiş herhalde. E tabii kardeş onlar Şükran. Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Ayrılmaz tabii. Hele böyle acı günlerde. Anne, babaannem ve dedem nerede? Ay çocuk bilmiyor tabii. Babaannen cezalı yengecim. Neden yağmazlık mı yaptı? Toprak. Babaannenin küçük bir işi var. Sonra gelecek oğlum. O zaman dedem nerede? Ay sorma Toprakcığım, dedeni kaybettik. Nereye kayboldu? Hadi arayalım bulalım. Deden artık bizde olmayacak. Ben sana sonra anlatacağım. Zaten Şükran yengen çok yoruldu, öyle değil mi Şükran? Senin gidip dinlenmen lazım biraz. Yok ben iyiyim. Ağlamak iyi geliyor. Açılıyorum biraz. Şükran. Ha pardon Elifciğim, ben üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum tabii. Ben dinleneyim, uzanayım hakikaten. Yorulmuşum. Hadi gel bakalım buna. Hadi dedem arayalım. Hadi, 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 hadi. Toprak gel, tamam. Konuşalım seninle biraz. Bunu bırakalım. Toprakçığım, deden artık burada bizimle olamayacak. Neden? Defnannem de yok, o da yok. Çünkü... Elif Hanım, misafiriniz var. Hoş geldiniz. Merhaba. Sömer amca. Bakalım aslan pilot. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Benimle oynamaya mı geldin? Evet, seninle oynamaya geldim. Toprak, Soner amcanı bunaltmayalım, olur mu? Yok canım, estağfurullah. İyiyim ben böyle. Taziye gelmiştim ama kimse yok galiba. Herkes yoruldu tabii odasında. Kahraman da bunaldı biraz. Hava almaya çıktı. Öyle zamanlarda insan yalnız kalmak ister. Bilirim. Yakışıklı pilot. Helikopteri kırdın mı yoksa duruyor mu? Duruyor. Duruyor ha? Aferin sana. Dedem kayboldu, arayalım mı? Ararız tabii. Gel Gülsün, bırak böyle, sağ ol. Buyurun çayınız. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ne demek zahmet, olur mu? Hiç afiyet olsun. Şeker? Hayır, kullanmıyorum. Kusura bakmayın. Ben işi çok ihmal ettiğimin farkındayım. Lütfen. Duymamış olayım. Ya bu zamanlar iş konuşulacak zamanlar değil. Sağ olun anlayışınız için. Toprak, hadi gel bakalım. Çorba içmen lazım. Gel bir tanem. Gel bir tanem. Aferin sana. Aç bakalım ağzını. İçmem ben bunu. Aa, neden? Bak mis gibi kokuyor. Sevmiyorum işte. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Eğer sen bu çorba içmezsen sonra Soner amcan içebilir. Aç bakalım ağzını, aç aç aç. Aferin sana, aferin. Hı, biraz da benim için. Aferin. Hadi bakalım, bu da baba için. Hı. Şimdi kim için içelim? Ece. Ece için, tamam. Kocaman aç o zaman ağzını Ece için. Hadi aç, 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 aç. Aferin sana, canım benim, meleğim. Bir tane, bir tane. Aç bakalım ağzını. Aferin. Bu da baba için. Bu kim için? Bu da babaannem için. Aferin. Bu da baba için. Aferin sana. Baba çorba çok güzelmiş. Toprak oyuncak diye tutturunca... kaza sabahı Ömer çok ağlamıştı bir oyuncak için. Almamıştım.
şımarıklık yapıyor diye. İçim de oktadır. Kusura bakmayın tekrar. Ne yapıyorsun? Artık burada kalmayız diye eşyalarımızı kaldırtmıştım Gülsüm'e. Onları istedim, şimdi onları yerleştiriyorum. Elif. Kahraman. Benim kararım kesin. Bak, bu konakla ilgili olan duygularını biliyorum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Biz bir aileyiz Kahraman. Acılar da paylaştıkça azalıyor, öyle değil mi? Hem senin ailenin başında olman lazım. Onları bir araya toplaman lazım. Ziya babamız da bunu böyle isterdi. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Nasıl sen olmasan ben ne yapardım? Babam yanımdayken annem yoktu. Annemi buldum. Babamı kaybettim. Nasıl bir kader bu? Kaderimiz böyleymiş. Ayrılık düşmüş nasibimize. Bundan böyle bir yazılır inşallah. Son nefesini kollarımda verdi Ziya'm. Ne acı bir hikaye. Hem de ne acı. Yıllar önce ayrıldı ellerimiz. Tam genetlendi yeniden, sırlar çözüldü, yüzümüz gülecek derken ecel girdi bu defa. Melek, ne yapıyorsun bu soğukta dışarıda? Hiç. Hava aldım biraz. Anne gidelim mi artık? Aa, gidelim kızım, gidelim. Maksut tek başına bunca saattir. Niye kalsaydınız? Siz yokken çok ıssızlaşacak burası. Gönül öyle ister ama Maksut'u da bir başına bırakmak olmaz, biliyoruz. Ben bırakırım size anne. Yok oğlum, şoför var. Ne demek anne, ben bırakırım. Gidiyor musunuz? Artık gidelim. Başımız sağ olsun. Kusura bakmayın. Sizinle de doğru dürüst ilgilenemedik. Asıl siz kusura bakmayın. Esasen ben Elif kızımla da sizinle de biraz konuşmak isterim müsaitseniz. Diyeceklerim mühim ama acımız büyük. Başka bir sefere de olur tabii. Tabii, konuşalım. Buyurun, yukarı çıkalım. Daha rahat konuşuruz. Buyurun. Geçin şöyle lütfen. Buyurun Saadet Hanım, siz dinliyoruz. Siz de şaşırdınız kaldınız tabii. Saadet diye bir kadın geldi. Hayatlar karıştı. Derken Ziya Bey'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Amin. Sağ olun. Acımız büyük. Kelimeler kifayetsiz. Lakin benim sizinle konuşmak istediğim konu Maksut. Saadet Hanım biz... Bir müsaade et bana yavrum. Elif kızım, ben sana karşı çok mahcubum. Bilmeden, dinlemeden sana çok kızdım bir vakitler. Maksut'u üzdü dedim. Oğlumun gözünden yaş gitmiyor onun yüzünden dedim. Oğlumun başına bir şey gelecek diye çok korktum. Ama sonra hakikati öğrenince yer yarılsın da yerin dibine gireyim dedim. Saadet Hanım, söylemeyin öyle. Zaten geçti gitti, biz de unuttuk. Dert etmeyin. Ben anayım yavrum. İnsan evladının hatasını görür ama gene onun bağrına basar.
Ama hatası için özür dilemek, af dilemek gene analara düşer. Yapmayın ne olur. Maksut ikinizi de çok üzmüş. Kinine garezine yenilmiş. Ben onun için de sizden af diliyorum. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Lütfen öyle konuşmayın. Sizin bir suçunuz yok. Hem artık geçmişte kaldı. Maksut da pişman olmuştur. Anlamıştır hatasını. Olsa ne olacak? Yapacağını yapmış. Ben Yakup'uma yeni kavuştum. Öyle olmasa Maksud'u alır götürürdüm burada. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Daha abimle hasret gidereceksiniz. Hem Yakup abinin her zamankinden daha çok ihtiyacı var şimdi size. Bakın Saadet Hanım. Biz olan biten her şeyi geride bıraktık. Unuttuk gitsin. İnşallah akıllanacak bir gün. Bir konu daha var. Önemli. Ziya Bey'in emaneti var üstümde. O öyle uygun görmüş ama ben bunu kabul edemem. O sizin hakkınız. Avukatla mı görüşülecek, ne yapılacaksa yapılsın. Bu emaneti alın, bu yük kalksın benim üstümden. Olmaz öyle şey. Babam öyle uygun görmüş. O hisseler sizin. Saadet Hanım, bu konu bir daha açılmayacak. Bir şey söyleyeceksin. Hadi söyle. Sen de hemen anlamasan olmaz. Aklından geçenler gözlerinden okunuyor. Ben ne yapayım yavrum? Annen aramıştı. Çocukları çok özlemiş. Kahraman. 2 ay oldu. Ne zaman bitecek bu küslük? Annemin yaptıklarını hazmedemiyorum. Ne yapayım Elif? Evet. Evet ama o senin annen. Doğru diyorsun. Bize yaptıklarına baksana. Açtığı yaralara. Nasıl affedeyim? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama ona olan kızgınlığım, kırgınlığım geçmiyor. 2 aydır her gün arıyor kahraman. Torunlarını özlemiş. Ya tamam en azından çocukları alıp Hatay'a gidelim. Görsün onları, hasret gidersin. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Bak küserek hiçbir şeyi çözemeyiz. Sen böyle yaptıkça kahroluyor durum. Telefonlarına bile çıkmıyorsun. Bunu sana konuşsam. Peki tamam. Hadi ben geç kalmayayım. Ver canım yardım edeyim ben. Gidip çocuklarımı da öpersen bugün hiç kimse artık keyfimi kaçıramaz. Bak söz ver, uyandırmadan öpeceksin. Bütün gece uyutana kadar canım çıktı benim onları. Uyanıp uyanıp masal istediler. Onlar seni görmek istiyorlar. Çünkü dünyanın en güzel annesine sahipler de onlar. İyi ki varsın. Omuzlarımdan bir sürü yük alıyorsun. Kötü günler bitti artık. Geçti gitti. Evet, bitti. Ay. Elif, iyi misin? Yine mi başın? Tamam, geçiyor tamam. Tamam, endişelenecek bir şey yok, geçti. Hadi hadi, bahane istemiyorum doktora, hadi. Gidemem zaten bugün doktora. Söz verdim ben, Soner Bey beni bekliyor. Bu Soner yine hangi işi yükledi sana? Ya bir şey yüklemiyor adam. Benim yapmam gereken şeyler var. Bak Elif. Üstüne gelmek istemiyorum ama bu adamla çalışmandan rahatsızım. İyi de daha bunu kaç kez konuşacağız? Ya tamam, kabul ediyorum. Adamın tuhaflıkları var ama bir zarar yok bana gerçekten. Hem onca şey yaşamış, nasıl olmasın? Elif, söylemeye çalıştığım şey bu değil. Senin koskoca şirketin var ve sen hala başkalarıyla çalışmak için ısrar ediyorsun. İyi de onlarla da bir yola girdim. Şimdi yarı yolda bırakamam ki onları. Tamam, söz veriyorum. En azından projemi bitireyim, sonrasını konuşalım, tamam mı? Ah Elif, ah.
Sen işe geç kalmıyor musun? Hadi bakalım. Hadi gel beraber çıkalım. Madem şirkete gidiyorsun. Ben şirketten önce bir yere uğramam lazım benim. Nereye? Çocuklara. Ya okul öncesi kreş bakacağım. Yani böyle okul öncesi oyun gruplarına giderlerse sosyal olurlar. İyi gelir. Peki. İyiyim ben. Gerçekten merak ettim. Hadi şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Elif'ciğim. Günaydın canım. Hayırdır? Sabah sabah arkadaşını mı özledin? Evde misin sen? Klinikteyim. Nöbetim bitecek birazdan. İşin yoksa kahvaltı yapalım beraber. Başka zaman yapalım. Müjgan bak ne diyeceğim. Senin o söylediğin doktordan randevu alalım bana. Ben hiç iyi değilim. Of Elif, kaç gündür söylüyorum gidelim diye. Dinlemiyorsun ki. Randevu alıp haber vereceğim sana. Tamam, senden haber bekliyorum. Görüşürüz. Ah, Elif sen de mi çıkıyorsun? Evet, ben de çıkıyorum. Elif! Ne oldu? Sen hiç iyi görünmüyorsun. Ay yok canım. Yorgunluktandır, bir şeyim yok benim. Yok yok. Bir iki gündür halsizsin sen. Ne olur kahramanın yanında da böyle şeyler söyleme. Boş yere dert etmesin, şimdi üzülür o. Tamam, konuşmam. Sen nereye? Ben Saadet Hanım'ı ziyarete gidiyorum bir. Öyle mi? Selam söyle çok. Bu kıymet cadısı arıyor mu? Ne yapıyormuş sürgünde? Arıyor bazen, çocukları soruyor. Aman bizden uzak dursun da ne yaparsa yapsın. O gitti zaten, eve huzur geldi. Neyse ben çıkıyorum canım, görüşürüz. Görüşürüz. Yapma böyle lütfen. Üzüyorsun bak beni. Ne yapayım, ben de çok korkuyorum. Korkma hayatım, başka bir doktora gideriz. Başka bir görüş alırız. Tedavisi olan bir şey sonuçta. Müjgan. Bak bana söz ver lütfen. Kahraman hiçbir şey söylemeyeceksin. Bence söylesen iyi edersin. O senin kocan. Bırak yanında olsun. Çok üzüldüm Müjgan. Daha fazla üzülsün istemiyorum. Bak söz ver. Hiçbir şeyden bahsetmek yok. İyi tamam, söylemem. Tamam. Sen şimdi Kahraman odasına git. Ben de Soner Bey'e geldiğimi söyleyeyim, gelirim yanınıza. Tamam. Bir kahvesini içerim artık eniştemin. Sen de daha fazla üzülme artık, olur mu? Tamam. Sen de gelecek misin duruşmaya? Tabii ki hayır Defne. Orada görünmem ikimiz için de iyi olmaz. Değil mi? Doğru. Ama merak etme. Mahkeme çıkışında bekleyeceğim seni. Ya kahraman beni takip ettirirse? O zaman ne yapacağız peki? Defne, sen düşünme bunları. Ben her şeyi ayarladım. Güven bana. Başka çarem yok zaten. Öyle. Bana güveneceksin. Eğer kahraman yeniden istiyorsan tabii. Benim tek derdim kızım. Kahraman umurumda bile değil artık. Sadece mutsuz olsunlar istiyorum. Elif'le bir gün bile gülmesinler. Asıl Ece'yi onlardan aldığımda kahrolacaklar bana. Bütün bu yaptıkların cezasını çekecekler. Kapatıyorum şimdi. Gel Elif. Eğer müsait değilseniz sonra geleyim ben. Yok yok. Önemsiz bir telefon. Kapattım zaten. Gel. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim. Her şey de yolunda. Ben geldiğimi haber vermek için uğradım. Odandayım. Tamam. Bir şey olursa gelirim ben. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da. Uygun bir kreş bulabildiniz mi? Ne kreşi? Yok. Elif bir iki yere daha bakmak istemiş. Müjgan, senin bana söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Yok, ne olacak canım? Bir kahve içmeyecek miyiz? Biz de senin söz kahveni ne zaman içeceğiz? Nilgüncüm, bize bir tane Türk kahvesi yollar mısın? Sen
sen onu bana değil, arkadaşına söyleyeceksin. Daha doğru düzgün evlenme teklifi bile etmedi bana. Bak sen şu Celal Efendi'ye. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Keyfim şimdi yerine geldi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ya of ya, Celal niye böyle değil? Ya sen niye 2 dakikada gömüyorsun çocuğu? Ya bir insanın seni seviyorum demesi 24 saatini alır mı? Böyle heykel durmuş boncuk boncuk gözlerle bana bakıyor. Bunları anlatacağım ona. Anlatsana. Valla ben de söylüyorum ama anlamıyor tabii. Geçen biraz kızdım. Sen git özür dilemek için sarı çiçek al. Zaten 1000 saatte veremedi. Hadi onu geçtim. İnsan sarı çiçek alır mı Allah aşkına? Sarı ayrılık demek. Bak bir de çocuk sana çiçek almış. Takmışsın kafaya sarı falan diye. Nereden bilsin sarından ayrılık olduğunu? Ben bilmiyorum mesela, sen biliyor musun? Kahraman. Tamam gitme kızın üstüne. Vallahi bak senin yüzünden araları bozulacak sonra. İyi hadi bakalım. Teşekkür ederim. Aa, saat kaç olmuş? Çeneye daldım. Kahveyi de içemeyeceğim. Ay, benim çıkmam lazım. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Arkadaşıma selam söyle. Seve seve. Kahraman Bey, Kıymet Hanım'ın doktoru geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Doktor mu? Hı. Tamam, gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk Kahraman. Hoş geldin. Buyurun, oturun şöyle. Doktor Bey, Kıymet Hanım iyi, öyle değil mi? Bir sorun yok. Pek sayılmaz. Anneniz biraz daha dikkat etmezse kendisine, durumu gittikçe kötüye gidecek. Nasıl yani? Tansiyonunu bir türlü düzeltemiyoruz. Safra kesesinde taş var, ameliyat olması şart. Ama anneniz tedavi olmak istemiyor. Durumun vehametini defalarca kendisine anlattım ama nafile. Peki, annem 2 aydır İstanbul'da değil. Nereden biliyorsunuz sağlık durumunu? Biliyorum. İstanbul'a çağırdım kendisini. Rutin kontrolleri vardı. Onlar için rica ettim. Kıymet Hanım İstanbul'da mı? Hı hı. Peki nerede kaldığını biliyor musunuz? Önceleri pek söylemek istemedi. Israr edince nerede kaldığını söyledi. Kozyatağı'nda bir otelde kalıyor. Akşam da Hatay'a geri dönecekmiş. Lütfen ikna edin Kıymet Hanım'ı. İstanbul'da kalsın. Tedavisini yapalım. Yoksa durum kötüye gidecek. Çok sağ olun Sami Bey. Ne demek Kahraman Bey? Önemli olan annenizin sağlığı. Hoşça kalın. Ne yapacaksın Kahraman? Kıymet Hanım'ı böyle gönderemezsin Hatay'a. Önce bir abimle konuşmam lazım. Bilmiyorum. Yakup abi çok değişti. Yani hayır diyeceğini zannetmiyorum. Hem dese bile ikimiz ikna ederiz onu. Bak önce annenin sağlığını düşünmen lazım. Biliyorum kırgınsın, hazmedemiyorsun. Ama kırgınlığın, küslüğün zamanı değil. Allah korusun, yarın öbür gün bir şey olursa hepimiz kahroluruz. Gidip alalım Kıymet Hanım'ı kaldığı yerde. Tamam, tamam. Bir gidip konuşalım da. Benim tatlı kahramanım. Canım. Ah anne, ah. Ben bir odama uğrayacağım, olur mu? Açmıyor. Abi, bugün annemin doktora uğradı. Sağlık durumu iyi değil. Biz şimdi Elif'le onun yanına çıkıyoruz. Seninle konuşmamız lazım. Mesaj bıraktım. Kahraman, ne olursa olsun Kıymet Hanım'ı burada bırakmayalım. Alıp konağa götürelim. Bir yanına çıkalım da. Kim o? Biziz anne. Aa, aa. Nereden bildiniz çocuklar burada olduğumu? Öğrendik işte bir şekilde. Geçin, geçin. İçeri geçin. Anne ne yapacağız biz seninle? Rahatsızlanmışsın ve biz bunu doktorundan öğreniyoruz. Evladım, maksadım sizleri üzmek değildi ki.
Ne yapacaksın? Hastalanıyoruz işte, yaşlanıyoruz artık. Bak babacığın nasıl göçüp gitti. Sıra bana da gelecek. Takdiri ilahi. Konuşmayın böyle, ne olur. Olur mu şöyle şey? Anne, tansiyonun almış başını gitmiş. Safra kesende taş var. İlaçlarını kullanmıyorsun. İnşallah geç kalmamışızdır. Kahraman, Kıymet Hanım zaten üzgün. Daha fazla üzmeyelim istersen. Kızgınsın bana tabii. Haklısın oğlum. Çok haklısın. Hadi üzmeyin siz kendinizi. Hadi siz gidin çocuklarınızın yanına Allah aşkına. Biz sizi burada bırakamayız Kıymet Hanım. Değil mi kahraman? En doğrusu sizin de bizimle konağa dönmeniz. Yok yavrum, ben bir daha o konağa dönmem zaten. Hem biletimi aldım, bu akşam Hatay'a gidiyorum. Her şeyim hazır. Hadi siz gidin evcazınıza. Allah razı olsun. Duyup gelmişsiniz. Var olun. Ha, beni sakın merak etmeyin. Ben ilaçlarımı falan alırım. Halanın da eli üzerimde eksik olmasın. İyiyim ben, iyiyim. Kıymet Hanım, olmaz öyle şey. Ya bizim gözümüz arkada kalır. Sizi bırakamayız burada. Olur kızım, olur. Zaten kimsenin yüzüne bakacak halim de yok. Hadi ama uçağı kaçırtacaksınız bana. Anne, Elif haklı. Seni bu halde hiçbir yere bırakmayız. Hadi. Yok yavrum, ben sizin de huzurunuzu kaçırmayayım. Ben uçaktan iner inmez Hatay'dan ararım sizi. Anne konu kapanmıştır, Hatay falan yok. Hadi bizimle geliyorsun, al eşyalarını hadi. Oğlum, sen beni affettin o zaman. Bir tanedir benim oğlum, bir tane. Ben de çok pişmanım kahraman. Bak perişan oldum. Pırlanta benim oğlum, pırlanta. Benim oğlum pırlanta, görüyorsun değil mi Elif? Tamam hadi konuşursun. Bir an evvel çıkalım o zaman. Ben de size eşyalarınızı toplamanıza yardım edeyim. Ya yok, eşyam falan yok kızım. Hatay'a döneceğim diye bir paltom var, bir de çantacığım var. Tamam hadi, buyurun. Kahraman. Ne oldu kızım? Ne misin? İyiyim, iyiyim ben. Yok bir şey geçti. Telaş etmeyin sakın, olur mu? Ya siz ikiniz de delirteceksiniz beni. Bu neyin inadı anlamıyorum. Bak en kısa zamanda seni doktora gösteriyoruz, ona göre. Ya gerçekten yok bir şey. Öğle yemeği yemedik ya, ondan oldu. Şimdi yeriz, bir şey geçer. Oh. Kıymet Hanım, arabada bekleseydiniz keşke. Üşüyeceksiniz. Yok kızım, çok bunaldım içeride, çok. Keşke kimsenin huzurunu kaçırmasaydık. Hatay'da doktor mu kalmadı? Olur mu hiç öyle şey? Bir başınıza bırakır mıyız sizi? Hem içimiz rahat etmez bizim. Kıymet Hanım, bu küslük çok uzun sürdü. Bitsin artık. Allah senden razı olsun kızım. Vaktiyle sana etmediğim eziyet kalmadı. Gene de elini uzattın bana. Siz kahramanın annesisiniz. Hepimiz hata yapıyoruz. Önemli olan tekrarını yaşamamak, yaşatmamak değil mi zaten? Sağ ol kızım. Bundan böyle mutluluğunuz için varım. Ömrüm yettiğince, son nefesime kadar. Sağ olun. Ne oldu oğlum? Bir şey demedin. Kahraman. Bu işin de sonu kötü olacak gibi bir his var içimde ama. Yakup abi ne söyledi peki? Olur dedi. Ama bak anne, bana verdiğin sözde duracaksın. Kimsenin işine burnunu sokmayacaksın. Tamam oğlum. Kimsenin işine karışmayacağım. İyi. Hadi geçin şimdi hadi. Elif, kızım çok karanlık. Koluna girebilir miyim? Tabii. Sağ ol. Sana son kez soruyorum Yakup. Gerçek annenin, seni gerçekten düşünen kardeşinin evine benimle geliyor musun, gelmiyor musun?
Hayırlı akşamlar. Oo, hoş geldiniz Kıymet Hanım. Bizim de gözlerimiz yollarda kalmıştı. Gelse de huzurumuzu kaçırsa diyorduk. Şükran, kendine gel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abi? Biz annemlere gidiyoruz kardeşim. Ya saçmalamayın, oturun konuşun, bu işi halledin. Nereye gidiyorsunuz? Kimse bir yere gitmesin. Ben gider bir otelde kalırım oğlum. Şükran, bir yolunu buluruz. Öyle değil mi Yakup abi? Vallahi sana Allah kolaylık versin Elifciğim. Yedi belayı da koluna takıp getirmişsin ya. Şükran. Yenge. Biz geçmişi unuttuk Şükran. Aynısını sana da tavsiye ederim. Hadi size iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Hadi Şükran.